Merhabalar. Babil Kulesi ile yine karşınızdayız. Aydın Çubukçu ve Erdoğan Aydın'la birlikte. İzleyicilerimiz hatırlayacaktır. Geçen haftaki programımızda 1917 Ekim Sovyet Devrimi'nin yıl dönümünü konuşmuştuk. Devrimin ortaya çıkmasıyla birlikte ve sosyalizmin inşasıyla birlikte bütün dünyayı etkisi altına alan bir yükseliş döneminde. Sosyalizmin yükseliş döneminde ve bu yükselişle birlikte bütün dünyaya bunun etkilerini bir önceki programımızda konuşmuştuk. Bugünkü programımızda sosyalizmin geçici yenilgisi ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yıkılışıyla birlikte bir kez bütün dünyaya tersten etkisini, yani prestiji azalan, dalgası ve etki altına aldığı cereyanı azalan bir sosyalizm ve bugünün dünyasını konuşmaya çalışacağız. Ben öncelikle Erdoğan Hocam sizden başlamak isterim. Şöyle bir şey var, ortaya öne sürülen bir görüş var. Paris Komünü'nden sonra, ki Paris Komünü bir devrimci kalkışmaydı ama zafere ulaşmadı. 20. yüzyıldaki tek sınıfsal anlamda toplumsal devrim Rus devrimiydi. Rus işçi devrimiydi, proleter devrimiydi. Ondan sonraki devrimler, yani İkinci Paylaşım Savaşı'ndaki halk demokrasilerin kurulduğu, işte Arnavutluk, Yugoslavya benzer Balkan ülkelerinde yaşanan devrimler ya da Güney Afrika ya da Vietnam ve Çin, hatta Küba'da yaşanan devrimler toplumsal olarak sınıfsal içeriği olan devrimler değildi deniyor. Yani bunlar daha çok ulusal direniş karakteri olan mücadelelerdi, devrimlerdi. Tam bir işçi devrimi olarak adlandırılamaz deniyor. Buradan bakınca bugünkü dünyada proleter devrimin karşılığı yoktur tezine siz ne diyorsunuz? Çünkü bu tezi ileri sürenler şunu söylüyorlar. 20. yüzyılın tek ilk ve son devrimiydi. İşçi devrimiydi, Rus devrimi ve o tarih 20. yüzyılın başında kapandı deniyor. Şimdi aslında teoriyi, hayatı zorlamak isterseniz rahatlıkla Sovyet devrimi için de bir asker ve köylü devrimi yaftası yapıştırmaz mümkün. Fakat bütün bu devrimlerde gerek işçi sınıfının, Çin devrimi dahil olmak üzere, Vietnam devrimi dahil olmak üzere, proletaryanın partisinin ve sosyalizm hedefli bir programın hayata geçirildiği devrimlerin değişik örnekleri. Kuşkusuz farklı konjonktürler, farklı harekete geçirici dinamikler, bu devrimlerde sınıfların, güçlerin katkı oranında birbirlerine göre görece değişiklikler yapmışlardır. Veyahut da buradaki sosyalist, komünist, sosyal demokrat partilerin devrimi gerçekleştirmekte kullandıkları manivelalar, hedef aldıkları güçler, öncelikle çözmeye çalıştıkları sorunlar arasında farklılık olmuştur. Ama sonuçta bütün bu dünyanın aslında ortak bir kaderi, ortak bir yönelimi ve ortak bir uygulaması karşısındayız. Geçmiş dönemlerde birbirlerine aslında abartılı subjektif değerlendirmeler yapmış Çin, Sovyet, Arnavutluk ve benzeri ülkelerin bütününü kıyasladığımızda da aslında üç aşağı beş yukarı farklı gelişim aşamalarından yola çıkmakla birlikte bir sosyalizm uygulama denemeleri, dönüşümleri, gerçekleştirmeleri karşısındayız. Dolayısıyla bence bu devrimleri başlangıç noktalarından hareket ettikleri, çözmek için hareket ettikleri öncelikli çelişkilerden, bu sürece katılan güçlerin farklılığından hareketle birbirinden ayırmaya çalışmak, aslında sizin de cümlenizin ifadesinde sonucunda işaret ettiğiniz gibi, sosyalizmin gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hayal, tezine varmaya çalışan argümanlar olarak değerlendirmek yani lazım. Siz bir devrimler silsilesi ve zinciri olarak birbirlerini tamamlayan ama aynı şekilde birazdan ayrıntılarına girmeye çalışacağımız gibi aynı zamanda benzer handikaplar da üretmiş olan. Ama bu benzer handikaplar aslında onların gerçekleştirmeye çalıştıkları idealleri imkansızlaştırmadığı gibi gereksiz hale de getirmiyor. Bakın şu çok önemli. Geçen hafta da biraz değinmiştik. Sosyalizm idealinin uygulamalarının
Ve onun adına gerçekleştirilmiş devrim ve kurumsallaşmanın olmadığı dünya her halükarda dünün dünyasına göre, 90 öncesinin dünyasına göre çok daha kötü hale gelmektedir. Aslında bizi sanal özgürlüklerle aldatarak eşitsizlik makasının daha çok açıldığı, dünyada egemenlik ilişkilerinin çok daha köklü ve çok daha ciddi hak ihlali yaptığı bir dünyaya dönüştürmektedir. Dolayısıyla birinci yenilgiden hareketle bu işin gerçekleşemeyeceği hayali, tıpkı Sovyet devrimi öncesinde de bu iş imkansızdır, boşu boşuna çalışıyorsunuz tezini kafalarımıza yerleştirmeye çalışan aslında liberal ve onun daha geri tandanslı yansımalarından başka bir anlam taşımıyor. Bizim kafamızdan bu hayali çıkartmaya çalışmak aslında dünyanın ila nihaye eşitsizlik içinde yaşayacağı fikrini, yani adaletsizliği, yani baskıyı, yani sömürüyü meşru, doğal olarak bizi içselleştirme çabasından başka bir anlam değildir. Dolayısıyla birinci denemede, yani 17'de başlayıp 90'da nihayete eren birinci deneme sürecini biz insanlığın gelişimi adına bir tecrübe, eksiklikleri, sorunları, yanlışları olan bir tecrübe ama mutlaka yenilenmesi gereken bir tecrübe olarak görmek lazım. Bunun aksi bir yaklaşım, dediğim gibi tıpkı kimi din adamlarının da yaymaya çalıştığı gibi mevcut eşitsizlik halinin tanrısal bir düzen olduğu ve değişmeyeceği fikrini modern koşullarda yenilemekten başka bir anlam gelmiyor. Dolayısıyla gerek ahlaki olarak gerekse de insanlığın kölecilikten bugüne geldiği süreci düşünürsek gerekse de maddi olarak aslında bizi teslim almaya yönelik bir çıkar. Düşünebiliyor musunuz? Köleciliğin olduğu dönemde köleciliğin olmayacağı, aşılabileceği bir dünya hayal etmek veya bu hayali savunanlara karşı söylenen ideolojik argümanlar bugün kapitalizmin geçici zaferi karşısında bizim karşımıza çıkartılan argümanlardan başka bir anlam taşımaz. Evet. Ve dolayısıyla çok da itibarlı, evet ideolojik olarak etkili ama bilimsel olarak itibarlı olmayan görüşlerdir diye düşünüyorum. Peki Aydın Hocam, şimdi Ekim devrimi ile ilgili değerlendirmelerde çokça şu da gündeme getiriliyor. Yani gerçi geçen programda bir parça değinmiştik buna, girmiştik ama 20. yüzyılın başındaki ilk ve son sınıf devrimi, yani tarihi çağı kapanmış bir devrim deniyor ya, bu döneme ilişkin değerlendirmeler yapılırken sosyalistlerin karakterinde vardır zaten. Onlar acelecidir. Tarihin akışını dinlemeden acele etmişlerdir. Bu aceleciliği de öyle bir yere vardırıyorlar ki bu da bir darbedir aslında. Bu bir devrim de değildir, darbedir. Ekim devrimi darbe olarak nitelendirilebilir mi? Ya açıkçası ya da Lenin darbecidir. Bir devrimle darbe arasındaki fark çok basit bir şekilde anlatabiliriz. Darbe, her şey olağan akışı içindeyken bir sabah uyanırsınız, iktidar değişmiştir. Birileri gelmişlerdir, iktidara el koymuşlardır. Bizim sık sık gördüğümüz darbeler böyle olmuştur. 27 Mayıs'ta sabah uyanmışızdır, iktidar siz yerinde epey yok. Epey bir darbe gördünüz hayatınız önce. 12 Mart öyle olmuştur, 12 Eylül öyle olmuştur. Latin Amerika'daki darbeler de öyledir. Hatta arda arda gelişine bakarak şöyle espri yapılmıştır. Sabah erken kalkan darbe yapıyor, halkın haberi yok. Oysa Ekim devrimine baktığımız zaman büyük bir devrimci sürecin, halk ayaklanmaları, işçi ayaklanmaları, genel grevler, köylü isyanları ve beklenen her an iktidarın halk tarafından yıkılabileceğine dair bir sürü belirtinin yoğunlaştığı bir anda ortaya çıkmıştır. Yani hiç kimse dememiştir ki iktidar nasıl değişti. Ne oldu da Çar yıkıldı, ne oldu da Kerenski hükümeti yıkıldı diye şaşkınlığa düşmemiştir. Yani şeyde de öyledir, ne bileyim Fransız devriminde de öyledir. Uzun süren bir halk isyanı mücadelesi sonucunda nihayet kral devrilmiştir ve kimse de sabah uyandığında bunu hayret etmemiştir. Bir mayalanma var. Bir mayalanma, bir süreç, bir toplumsal hareketler zinciri birbirine eklenerek gelen bir zincirin son halkasında iktidar değişikliği olur ve bu iktidarı değiştiren de yığınlardır. Halkın kendisidir. Dışarıdan gelen herhangi bir güç falan değildir.
Mesela Bolşeviklerin darbesi diyor bazı liberaller ya da işte karşı devrimci ideologlar Bolşevik darbesi diye söz ederler. Lafı da çok uzatmak istemiyorum. Evet, biraz evet. Hareketli olsun diye. Bolşevikler diyelim 1917 Şubat devrimi sırasında bunun bu halk ayaklanmasının bir devrime gidebileceği konusunda tereddütlüdürler. Hatta Petrograd'da çok büyük gösteriler, genel grev vesaire başladığında bunun nereye gideceğini çok kestiremediklerinden önlemeye bile çalışırlar. Yani bir ayaklanma çağrısı bir ayaklanma yapalım mı yapmayalım? Yapmazlar. Yapmazlar. Daha doğrusu ayaklanma çağrısı yapmayı bırak. Gösterilerde aşırıya gidilmesin, demokratik bir biçimde devam etsin, geriye çekilme zamanı geliyor falan gibi tereddütlü bir haldedirler. Hı. Yani halk hareketi karşısında inisiyatifli davranmaya Bolşevikler, yani onu örgütleyip ileri doğru götürmeye 1917'nin Ağustos'undan itibaren başlamışlardır. Arada Haziran, Temmuz gibi tereddütlü anlar vardır. Karşı devrimin baskısını yoğunlaştırdığı dönemler, Lenin'in Finlandiya'ya kaçtığı dönemler vardır. Bu halk hareketinin kendini büyük ölçüde yığınların hareketi halinde sürerken Bolşevikler bunun içinde ne yapabileceklerini tartışırlar. Yani bırak onları bir darbeyle hükümeti ele geçirmek, halk hareketini izlemek ve onun akışına göre hareket etmek durumunda olduklarını bilmektedirler. Kimi zaman da bu değerlendirmeyi yanlış yaparlar. Peki, Lenin'i çok kızdırırlar o arada. Sorumuz var. Mesela. Bu arada sorular epey geliyor. Ara ara da çıkaralım bunları izleyicilerimizden. Bir izleyicimiz ismini yazmamış. Kamanev, Zinovyev ve Buhari'nin tasfiyesi doğru mu? Yoksa devrim çocuklarını mı yedi? Yani biraz bu darbe tartışmasına bağlarsak belki daha ileriki bir süreci ifade ediyor ama. 20 sene sonrasına ilişkin sorular bunlar da, devrimle çok alakası yok. Devrim çocuklarını yer genel bir şeydir yani Fransız ihtilalinden kalma bir laftır yine. Kalıp bir laf. Ve evet Danton, Robespierre falan gibi önderlerin diğer fraksiyonlar tarafından idam edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Her devrim kendi çocuklarını yer diye de kurallaştırılmıştır bu. Devrim büyük bir sınıf mücadelesi anıdır. Yani sınıf mücadelesinin bütün çelişkilerinin en yoğun olduğu ve patlama noktasına geldiği bir yerdir. Evet. Şüphesiz devrimi yapan insanlar da özellikle Fransız devrimi içinde farklı sınıflardan, farklı sınıf çıkarlarından, farklı ideolojilerden beslenen önderlerdi. Farklı politikalar izleyen gruplara mensuptular. Ve iktidarın nasıl bir yol izleyeceği konusundaki tartışmalar onlar arasında da doğru kanlı çatışmalara yol açmıştır. Evet. Siz bir şey fakat bunu genel kural haline getirmek, her devrim mutlaka kendi çocuklarını yer, devrim canavar değil, devrim şeyi yerken bile, devirdiği insanları yerken bile 40 kere düşünen bir bilgedir devrim. Yiyip yememekte tereddüt eder. Bununla birlikte şunu saptamakta yarar var. Pek çok devrim devrimin temel kadrolarının birbirini tasfiye ettiği tablolarla karşılaşıyoruz. Buradan hareketle aslında Sovyet devriminden, önceki devrimlerden, sonrakilerden çıkartılması gereken bugün önemli bir ders olduğunu düşünüyorum. Ben iki örnek vermek istiyorum. Devrimin en civcivli döneminde, üstelik de Kamenev ve Zinovyev aslında Merkez Komitesi'nin aldığı kararı devrimci atılımın bastırılmasına neden olabilecek bir risk yaratarak dışarıya deşifre edici, açık edici tutumlarına rağmen ve bunun karşılığında mutlaka partiden atılması, cezalandırması doğrusunda Merkez Komite'de bir çoğunluk oluşmasına rağmen, yani devrimin en kritik günlerinden söz ediyoruz, Lenin onların tüm mücadele süreçleri içindeki pozisyonlarını dikkate alan bir yerden böylesi bir tasfiyenin yapılmaması gerektiğini işaret etmiştir. Buna karşılık görece aslında onların hatalarının veya neden oldukları sorunların görece daha rahat tolere edilebileceği 36 ve
36 evet tutuklanma tarihleri. O dönemde ise Lenin'in 1917'de gösterdiği bağışlayıcılığı Stalin göstermedi. Tolerans gösterilmemiştir. Bu açıdan bir kıyaslama yaptığımızda aslında daha sonra Sovyet devriminin kendi içinde niçin sorunlar yaşadığı ve giderek bir bürokratik sapmaya uğradığı meselesinde bu tip uygulamaları Peki. da bir sorun başlığı olarak saptamakta yarar var. Bir de aslında bu darbe devrim meselesine dair şunu belirtmek istiyorum. Evet. Aslında, bu bürokrasiyle ilgili size bir soru var. Siz sözünüzü tamamlayın. Darbeler var olan üretim ilişkilerini değiştirmezler. Restorasyona başvururlar. Genellikle de darbeler var olan durumu kalıcı kılmaya yönelik girişimlerdir. Halkın aydının belirttiği gibi katılımı yoktur. Dolayısıyla da toplumsal bir seferberlik gerçekleştirmezler. Ama buna karşılık devrimlerin darbelerden böylesi kritik bir farklılığı bulunmaktadır. Hı hı. Aslında gerek yarım kalmış Fransız devrimi, gerek sonuçlanmış Sovyet devrimi açısından baktığımızda ciddi bir toplumsal seferberlik artı üretim ilişkilerinde yapısal bir değişim, siyasal mekanizmanın köklü değişimi ve bunun sonucunda gayri meşru olan güçlerin, başta kral, çar olmak üzere tasfiyesi, buna karşılık halkın hak ve özgürlüklerinde ciddi yapısal gelişme söz konusu olmuştur. Dolayısıyla bu farkı unutarak Sovyet devrimine darbe yaftası yapıştırmaya çalışanlara karşı belirtmek lazım ki, hı hı. aslında onlar bu darbe yüklemiyle çarın meşruiyetini bize kabul ettirmeye çalışıyorlar. Peki, yani darbe değil devrim konusunda anlaşıyorsunuz. Bu çok açık görülüyor. Ama Lenin ve Stalin dönemi uygulamaları konusunda da sanırım bir Davruya görüş farkı var. Erdoğan Hocam girdi. Zinoviev ve Kamenev'in evet. tasfiyesinin Oraya ilişkin bir şey söyleyecek misiniz? Tabii 1900 devrimleme sırasında Merkez Komitesi'ndeyken yaptıkları neredeyse muhbirliğe varan bir şeydir. Orada mesela Lenin neden yahut Merkez Komite neden bunları alışılmış tarzda cezalandırmamıştır da sadece eleştiriyle yetinmişlerdir. Koşullara bakmak lazım. Orada Merkez Komitesi'nin bileşimine bakmak lazım. Devrimin kadrolarında ki ihtiyaç ve istihdam gibi problemlerle ilgili birçok avantajları vardır. Ağır suç işlemiş olmalarına rağmen. Orada böyle bir kritik noktada onların diyelim idam edilmesi yahut muhbirlikte suçlanıp partiden atılmaları vesaire düşünülmemiştir. Lenin 36'ya kadar yaşasaydı aynı kararı verir miydi? Ya ne bileyim o tür tartışmalar çok şeydir yani spekülatif evet. şeyler. İdealizme açıktır ama ben doğrusunu isterseniz Lenin'in yaşadığı Sanki bir Bolşevik şey tarihte durumun daha farklı olacağını. Çünkü 1936'lı yılların dünyasında devrimin özgüveninin çok daha pekiştiği, kaygılarının daha azaldığı. Fakat şöyle bir Dolayısıyla şey de var. Dolayısıyla koskoca kurumsallaşmış yani, bir Sovyetler Birliği'nde. Tam öyle değil. Bence şu 1936, İkinci Dünya Savaşı'na doğru gidişin en keskin belirtilerinin olduğu bir dönemdir. Dünya kapitalizminde ciddi bir bunalım vardır. Sovyetler Birliği'nin iç ilişkilerinde de hissedilir derecede hem ekonomide hem siyasette epey bir sarsıntılı bir dönem yaşanmaktadır. Ve İkinci Dünya Savaşı tehdidi içeride olağanüstü tedbirlerin alınmasını gerektiren bir şeydir. Orada belki şu eleştirilebilir. Yani buluttan nem kapma. Bazı durumları, bazı muhalif hareketleri olduğundan daha fazla tehlikeli görerek olması gerekenden daha sert tedbirler alma gibi eleştiriler getirilebilir. Ama Sovyetler Birliği'nin güvenlik iç ve dış güvenlik bakımından çok ciddi tehditlerle yüz yüze olduğu bir dönemdir ve şöyle de bir problem var. Tek ülkede sosyalizm vardır. Bu sosyalizmi her ne pahasına olursa olsun yaşatmak ve ilerletmek diye bir siyasi hedef vardır. Ve bu ister istemez
siyasi tedbirlerde sertliğe yol açmıştır. Bunlar tarihsel olarak belki işte şimdi bugünden bakınca bize konuşması kolay geliyor. Anam öyle yapmasaydık da böyle yapsaydık daha iyi olmazdı. Ama işte tarihte böyle bir şey yok. Peki, ben geriye dönüp değiştiremiyorsun evet. Hiçbir şeyi. Tek ülkede sosyalizm meselesine de geleceğiz. Size soru demişken aslında her ikiniz de kısa yanıtlar verebilirsiniz. Güngören'den Cengiz soyadı yok arkadaşın. Şöyle bir soru soruyor. Programdan önce aramıştı. Tek parti modeli sosyalizmin genel bir modeli midir? Yoksa Rusya'ya özgü mü uygulanmış bir modeldir? Aslında sanırım kastettiği ne kadar demokratiktir? Neden çok partili değildir sosyalizm? Buna dair ne söylersiniz? Bu sorun sosyalizm ve demokrasi ilişkisi yanı sıra sosyalizmin kapitalizm karşısındaki pozisyonu açısından çok önemli. Devlet ve İhtilal kitabında Lenin sosyalist bir yapının, yönetimin en ileri burjuva demokrasisinden bin kat daha demokratik olacağını işaret eder. Kuşkusuz değişik konjonktürler, değişik ülkeler, özellikle de tek ülke ve ilk deneme sürecinde bunun gerçekleşmemesi açısından bir dizi mazeret, haklı mazeretler ortaya konulabilir. Aslında Aydın'ın az önce işaret ettiği mazeretleri kesinlikle anlaşılabilir, kabul edilebilir mazeretler olarak görüyorum ve sırtında yumurta küfesi olmayan bir yerden de böyle çok kolayca eleştiriler yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Ama 70 yıllık bir uygulamanın arkasında ve çözülmenin ve bürokratik bir yozlaşmanın arkasında ve sosyalizm adına dünya halklarının kafasında çok ciddi soru işaretlerinin doğduğu bir ortamda dönüp yeniden bu mazeretleri, bu kendi yaşandıkları dönemde çok haklı anlaşılabilir olan mazeretleri oturup yeniden sorgulamak zorundayız. Bu yöntemler, bu kaygılarla inşa edilen sosyalizm, gerçek bir sosyalizm, burjuva demokrasisinden daha ileri bir demokrasi ve aynı zamanda kendi kendini üretebilir bir rejim üretebilmiş midir? Bu sorunun cevabını çok açık bir şekildeki evet diye veremiyoruz. Eğer veremiyorsak o halde o söz konusu mazeretleri de bugün yeniden masaya oturtmak zorundayız. İkincisi aslında sosyalizm dediğimiz şey çoğu zaman çoğumuzda tek parti, demokratik merkeziyetçi disiplin, doğruların bilimsel doğruların hayata geçirilmesi olarak algılanıyor ama bu durumu abartan her deney halkın, işçi sınıfının, farklı düşünen kadroların, farklı düşünen sosyalizm savunucularının süreçten dışlanmasını da beraberinde getiriyor. Şöyle bir soru sorayım. Kadrolar evet. Dışlanmaya başlar. Sınıfın parti kontrol mekanizmaları zayıflamaya başlayınca giderek demokrasiden bürokratik bir yozlaşmaya doğru geçiş kaçınılmazdır ve artık böyle bir uygulama bırak burjuva demokrasisinden daha ileri bir demokrasi inşa etmesi, tam tersine giderek sosyalizm idealine yabancılaşan bir topluma yol açar. O yüzden benim bu soruya cevabım, Lenin'den de öğrendiğim, birincisi burjuva demokrasisinin siyasal ölçütlerini de aşan, yani sadece ekonomik özgürlükler değil, siyasal özgürlükleri de tanıyan ve dolayısıyla da çok partililiği meşru addeden bir sosyalizm tasarımı olmak zorundadır. Bunun dışına düşen sosyalist deneyler geçmişteki pratiklerinde de gördüğümüz gibi aslında sosyalizmin inşasına ve kurumsallaşmasına yardımcı olmamıştır. Bugün böyle bir tecrübemiz vardır ve bu tecrübe ışığında sosyalizmde birden fazla parti olabileceğini, birden fazla siyasal görüş olabileceğini ve bu görüşlerin değişik gerekçelerle tasfiyesinin mazur görülemeyeceğini düşünüyorum. Peki Aydın abi, yani şöyle bir şey söylesem ben. Bir şeye, tabii buyurun. Birkaç yani özür dilerim. Parti modeli yani. Açısından yani şunu seyircilerimizin anlaması bakımından.
çok partili parlamenter bir sistem burjuva kapitalist sisteme özgü bir şey. Yani bunun aslında öyle değil. Bunun yani mutlaka şeyden sosyalist sonra sistemde de olması gerekiyor mu? Bir kere o parlamento meselesi tamamen farklı olarak değerlendirilmeli. Yani burjuva parlamentosuna bizim itirazımız şudur. Marx'tan bu yana, Lenin'de de o vardır. Parlamento, burjuva parlamentosu yasayı çıkartır, yasanın uygulanmasını bürokratlara bırakır. Bürokrat bir hükümete teslim eder. Yani diyelim halkın temsilcileri olduklarını kabul etsek bile, onlar halk tarafından seçilmiş insanlardır ve halkı temsil ediyorlar. Ama yetkilerini bir bürokrat azınlığa teslim ederek kendisini geriye çeker. Dolayısıyla halk burada temsilcileri aracılığıyla bile hükümeti yönetemezler. Yönetimde halk yoktur artık. Bir bürokrat azınlık vardır, hükümet vardır. Ha onlar da halkın temsilcisiymiş falan filan. Ama prensip şudur demokraside. Karar alanlarla uygulayanlar sorumluluk bakımından bir olmalıdırlar. Bunun örneği Paris Komünü'nde de, Sovyet örgütlenmesinde de aldıkları kararları kendileri uygulayanların yönetimidir. Kuvvetler ayrılığına? Kuvvetler ayrılığı bugünkü, o burjuvazinin kendi aldatması. Hiç uymayan bir şey. Uymaz çünkü zaten halktan başka bir kuvvet yoktur orada. Halk kararı alır kalkar kendi uygular. Yani güzel örnekler var, lafı çok da uzatmayayım ama mesela şöyle bir şey. Petrograd Sovyeti 1900 Şubat devriminden, 17 Şubat devriminden sonra şöyle bir karar alıyor. Birçok kararlar vardı, ilginç. Her bebek bir litre süt içmeden hiçbir yetişkin burjuvaya süt satılmayacak diye bir karar alıyorlar. Bu kararı nasıl uygularsın? Bakkalların başına polis dikerek olmaz. Ama sütün üretiminden dağıtımına bütün o zinciri kontrol eden işçiler bu kararın uygulanmasından sorumludur. Çünkü kendi kararlarıdır. Denetimi de onlar yaparlar. Denetimi de onlar yaparlar. Üreten de onlardır. Dağıtımını da onlar yaparlar. Ve dolayısıyla bebekler süt içmeden yetişkin burjuvalara süt satılmayacak kararı uygulanır. Bu bir şey değildir. Burada bürokrasi yoktur. Yani biri karar alır, öbürüne emreder, öbürü gider itin kuyruğuna vesilesi olmaz orada. Aldığı kararları kendileri uygulayan bir devlet ve parlamento. Şimdi bunun elbette burjuva parlamentosundan farkı apaçık ortada yani. Orada Sovyetlerin içinde çeşitli partiler vardır. Menşevikler, Bolşevikler, Sosyalist Devrimciler, Narodnikler, anayasacılar falan filan, yani bir sürü partiden o işçiler ortak bir karar alırlar ve birlikte uygularlar. Evet. Bu öyle bir model. Şimdi çok parti meselesi başlangıçta Sovyetler'de tek parti iktidarı alıyor, ondan sonra da hep öyle gidiyor diye bir şey yok. Devrim sürecinde pek çok sosyalist, sol, anarşist parti rol oynamıştır. Sovyet örgütlenmesinin içinde başlangıçta Bolşevikler azınlıktadır. Ağustos'tan itibaren çoğunluğu ele geçirmeye başlamışlardır. İşçilerin katılımıyla Sovyetler'de Bolşevikler çoğunluğu sağlamaya başlamışlardır. Devrimden sonra da bu bileşim devam etmiştir. Çok partili bir devrimdir. Çok partinin katıldığı bir devrimdir ve gitmektedir. Ama mesela şurada benim önümdeki kitapta sosyalist devrimcilerin devrimden sonra yaptıkları bir çağrı var. Onun son maddesini okuyorum. Sosyalist Devrimci Parti, Bolşevik Partisi'nin ve onun tarafından yönetilen Petersburg Sovyeti'nin iktidarı almakla bu çılgınca ve canice adımının yol açacağı sonuçların sorumluluğunu tamamen üstlenmiş olduğunu duyurur. Ve ondan sonra ayaklama çağrısı yapıyor. Yani bir muhalefet partisi bu. Evet, Sosyalist Devrimci Parti devrime katılmış, olmuş bitmiş. Neyse, Bolşevikler Petrograd Sovyeti'nde çoğunluktalar. Ve kararı onlar karar alıp uyguluyor. Sosyalist devrimciler çağrı yapıyorlar. Bunu yıkacağız. Silahlı ayaklanma çağrısı yapıyor. Yani Sovyet içindeki tartışmalardan çekildiğini ve buna karşı silahlı mücadele vereceğini söylüyor.
söylüyor. Arkasından Menşevikler karşı devrimci bir bildiri yayınlıyorlar ve aynı 25 Ekim 1917'de okunan Rus Sosyal Demokrat Partisi Menşevikler bildirisi. Onlar da benzer bir çağrı yapıyorlar. Ayaklanma çağrısı ve Bolşeviklerin Petrograd Sovyeti dahil bütün Sovyetlerdeki çoğunluğu, kararlarda bilmem nerede işte işçilerin çoğunluğu, bu da Bolşevikler gelip orayı zorla ele geçirmiş değiller. Demokratik bir tarzda kendi çoğunlukları var. Ayrıca Sovyetler hiçbir konuyu tartışmadan karar altına almazlar. Onların geleneğinde var. Yani Sovyet içinde birisi çıkacak, bizim kararımız budur, herkes buna uyacak diyemezler yani böyle bir şeyi. Ama alınan kararlara uymamak konusunu, Sovyet'ten ayrılıyoruz diyor Sosyalist Devrimci Parti. Biz yönetilen Petersburg Sovyeti'nden ayrılıyoruz ve buna karşı ayaklanma çağrısı yapıyoruz diyorlar. Şimdi orada artık çok partili rejim mi? Yoksa şöyle bir şey mi? Kim kimi tepelerse kardeşim artık. Oraya gelmiş bir şey. O andan itibaren zaten çok partili rejimden yanayım. Aman bunlar da silahlı ayaklanma çağrısı yapıyorlar. Ne yapalım? Demokrasinin gereğidir. Silahlı ayaklanma da bir hak mıdır diyeceğiz. Yoksa savaşacak mıyız? Evet, peki. Sorular var. Mesele yani ben bu. Biliyorum, tartışmak da istiyorsunuz kısa bir şey ama, söylemek istiyorum. Yani benim itirazım o fiili duruma, 1917'nin o kritik günlerine, devrim ve... Şunu ekleyeyim. Bu her devrimde böyle olacaktır diye bir şey yok. Prensip devrimin ilk anında. Devrime katılan her parti eşit haklarla devrimin sorumluluğunu yüklenirler. Sorun şu. Ama Erdoğan Hocam biraz bu, ilerleyen yıllara itirazı var sanırım. Bu karşı devrimci ayaklanmalar dışında Bolşeviklerin gelecek sosyalizm tasarımı, Lenin'in sosyalizm tasarımı tek partiye kilitlenmiş değil, tam tersine burjuva demokrasinin siyasal özgürlüklerini aşan, dolayısıyla çok partililiği de içeren bir projedir. Tabii. Aydın'ın belirttiği şekilde o konjonktür, bu tip bastırmalara, bunlara Kronstadt bastırması da dahil bir dizi ve o sırada Beyaz Ordular devrimi yıkmaya çalışmaktadırlar. Sadece Sovyetlerin içinden değil, bir de Sovyetlerin dışından İngilizlerin silahlandırdığı güçler vardır. Fakat sonuçta bütün bunlar, o iç savaş, savaş komünizmi deneyi aşıldıktan sonra partinin kendi içinden çıkacak farklılaşmalar da dahil kendini çok partililiğe ve parti içinde çok görüşlülüğe açmayan bir sosyalizm deneyi kendi önünü tıkamış olacaktır. Nitekim Sovyetler Birliği'nin sonraki tarihsel sürecini izlediğimizde bunu çok net olarak görüyoruz. Bizim dolayısıyla Aydın Hoca'nın işaret ettiği o zorunluluklar, devrimin anı, o kritik zamanlar değil. Genel olarak bir bütün proje ve bir bütün uygulama açısından baktığımızda bizim Sovyet deneyinden çıkaracağımız temel ders, Sovyet yönetiminin, sosyalizm rejiminin tek partililiğe sığdırılmasının kesinlikle sosyalizmin muhtevasına aykırı olduğu görüşüdür diye düşünüyorum. Katılıyorum. Ki çözülme. Yani şey, nasıl katılıyorsunuz Aydın abi? Şu şekilde onu söyleyeyim. Prensip olarak tek parti yönetimi eşittir sosyalizm diye bir şey yoktur. Böyle bir biçim mutlak değildir. Mutlak değildir. Bu siyasal ve kültürel örgütlenmeler nasıl bir edebiyat dünyasında farklı edebi akımlar varsa. Sosyalizm içinde de farklı sosyalizm akımları, farklı işçi partileri, bunlar mümkün. Mesela manifestoda Marx'ın komünistlerin diğer işçi partileri karşısındaki tutumu diye özel bir bölüm vardır. O dönemde yalnızca komünistler değil, işçilerin örgütlü olduğu pek çok siyasal parti vardır. Düşün ki bunlar birlikte devrim yapıyorlar. Tavır ne olacaktır? Manifestodaki gibi olacaktır. Yani burjuvazi tepele ama işçi sınıfı akımları, işçi sınıfının farklı akımları birbirleriyle pekala birlikte bir sosyalizm inşa etmeyi başarabilmelidirler. Prensip budur. Ama tarihsel koşullar ne gerektirir?
nasıl bir durumla karşı karşıya kalırsın? Bunlara önceden karar verilemez ama prensip tek parti iktidarı diye bir şey prensip olarak bu Peki, değildir. Daha köşeli sorulara gelelim. Şimdi bir izleyicimiz şunu söylüyor. Diyor ki yani emperyalist kuşatma ve komplolar var mı? Var Sovyet tarihinde. Baskılar, sabotajlar var mı? Var. Suikastler var mı? Var. Zorlu bir süreç. Nazi ordularına karşı savaş verdi. Çok kahramanca bir mücadele verdi Sovyet askerleri, halkı bir bütün olarak. Bu savaşta 20 milyon Sovyet insanı, yurttaşı hayatını kaybetti yaklaşık olarak. Belki daha fazla. Bunların çoğu da komünist militanlardı. En önde savaşanlar ve hayatını kaybedenler. Yani çok önemli kadrolarını da kaybetti. Bu da tamam. Ama bütün bunlar zaten bir zorluktur. Yani hep zorlanırsınız ama bunlar da olmadan olmaz devrimci mücadelelerde, sosyalizmin inşa mücadelelerinde. Bütün bunlara rağmen neden Ekim devrimi sürdüremedi? Sosyalizm inşasını neden sürdü? Neden yıkıldı? Yani bunlar yeniden Ekimler olacaksa, yeniden devrimler olacaksa, yeniden böylesi baskı ve kuşatmalar olacaksa her defasında yıkılacak mı? Nedir sosyalizmin yenilgisinin nedeni? Şimdi aslında az önce tartıştığımız mesele daha sonra ki yenilginin, önce yozlaşmanın, bürokratlaşmanın, sınıfın yabancılaşmasının ve giderek bu devrimin varlığını sürdüremez hale gelmesinin aslında çok temel bir ögesine işaret ediyor. Kendi halkının katılım kanallarını açık tutmayan, özellikle de işçi sınıfının, emekçilerin katılımını, muhalefetini, iradesini devre dışı bırakan bir devrim, üretim rakamlarında hangi düzeyi yakalarsa yakalasın, kalkınma oranlarında hangi düzeyi yakalarsa yakalasın, kaçınılmaz olarak bir bürokratik yozlaşmaya uğrayacaktır. Bürokratik yozlaşma kendi kendini korumak üzere, kendini halktan, emekçilerden, işte fabrikadaki üreticilerin üstünde bir yönetim aygıtı olarak süreyen kılabilmek için de bu durumunu, bu ayrıcalıklı pozisyonu korumaya başlayacaktır. Bu beraberinde işçi sınıfının rejime yabancılaşmasını, kendisine süt, ev, araba, yol, eğitim güvenliği, sağlık güvenliği falan vermesine rağmen bu rejimden giderek yabancılaşmasını, bu yabancılaşmanın sonucu olarak siyasete katılımının düşmesini, üretimdeki sorumluluklarını gerekli coşku ve özveriyle yapmamaya başlamasını beraberinde getirecektir. Bütün bunlar beraberinde kaçınılmaz olarak bürokrasinin artan yönlendirme mekanizmalarını, dolaylı baskı mekanizmalarını, günlük hayatta işçinin kendi doğasında duymadığı ajitatif ama gerçek anlamda hayatta inandırıcılığını kaybetmiş söylem ve sloganların kurumlaşmasını beraberinde getirecektir. Bu durumun, o sosyalizmin, o sosyalizm deneyinin içini boşaltmaması mümkün değil. Aslında ben Çin'den Arnavut'la Sovyetler Birliği'nden Doğu Almanya'ya varana kadar bütün bu deneylerin başına gelenin böylesi ortak bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani siz baskı, kuşatma vesaire değil de daha çok bünyesel sorunlar ve bürokrasiyle... Hayır, aslında tek ülkede sosyalizm... Yani ikisinin de etkisi yok mu? Yani İkisinin de etkisi var zaten. Birini yatsıyarak söylemiyorsunuz. Kesinlikle. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın geliyor olmasının yarattığı gerilim, emperyalist kuşatma, karşı devrimci faaliyetler, tek ülkede sosyalizmin tek ülkede kalmasını yarattığı basınç, bütün ve daha sayabileceğimiz bir dizi dışsal, nesnel faktör zaten başlı başına gerçek bir demokrasinin uygulamasını önemli oranda zorlaştıran faktörler. Ama sadece bu dışsal faktörler, sadece ekonomik faktörlere işaret eden bir çözümleme kesinlikle tablonun bütününü görmemizi engeller. Bu yenilgi sürecinde demokrasi eksikliğinin parti içinde giderek yönlendirici mekanizmaların ve bürokratik yozlaşmanın öneminin altını çizmek ve dolayısıyla şimdiden devrim öncesinden başlayarak bu dersle birlikte sosyalizm tahayyülünü yeniden şekillendirmek zorunluluğuyla karşı karşıyayız. Bakın Marx'ın Kugelman'a yazdığı bir mektup
Korkarım ki diyor, korkarım ki yarın büyük bir fedakarlık ve coşkuyla gerçekleştirmiş devrimlerin öncüleri halkın gözünde canavar görüntüsüne düşebilir. Böyle bir olasılık görmezden gelinerek, hele Sovyetlerin bu çözülmesinin arkasından inandırıcı, sağlıklı bir gelecek vizyonu inşa etmek mümkün değil. Peki, aynı soruyu size de soracağım ama son bölüme girdiğimiz için şu soruyu da birleştirerek sorayım Aydın Hocam. Sovyet devrimi ve 3. Enternasyonal için 1920'lerde bu, yani milliyetçilik eleştirisi de var. Yani tek ülkede sosyalizm teorisini 20'lerde başladı ve bunu Lenin döneminden başlayarak bir ülkeye sıkıştırmak olduğu yönde eleştiriler var. Zira yani Komünist Manifesto'nun ilk satırlarına da bir atıf var. Ne diyordu? Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor. Komünizm hayaleti. Yani bir ülkede değil, bütün Avrupa'da dolaşıyordu. Dolayısıyla bütün Avrupa'da bu devrimi örgütlemek gerekirdi. Ama Ruslar, Sovyetler bunu bir ülkeye sıkıştırdılar. Ben programdan önce de Stalin'in son yazılarına baktım. Orada da 1952'deki demeçlerinde var. Şunu söylüyor. Lenin dönemi tekelci kapitalizm dönemidir. Marx ve Engels'in dönemi emperyalizm öncesi dönemdir. İki dönemde aynı taktik uygulanamaz tek ülkede sosyalizm için. Şimdi bu eleştiriyi çok anlamadım. Milliyetçilikle bağlantısı özellikle. Yani biz bu devrimi yaptık, kimseye vermeyiz. Biraz bizden başka. Öyle mi olunca milliyetçi oluyorlar? Şimdi tek ülkede sosyalizm meselesi elbette o dünya koşullarında Avrupa devrimiyle tamamlanamayan bir Ekim devriminden söz ediyoruz. Oysa 1917 ve takip eden yıllarda 1920'ye kadar başta Almanya olmak üzere Fransa, İngiltere, zaten doğuya doğru işte Polonya'sı vesairesi, İtalya'sı bir devrim fırtınasıyla kavruluyor. Yani bir dünya devrimine doğru gidiyor. Yalnızca orada değil, Hindistan, Çin, Türkiye'de dahil buna her yer, bütün dünyada büyük karmaşalıklar var ve bir dünya devriminin aslında objektif şartlarından söz edilebilir. Fakat parça parça her yerde bastırılıyor ya da saptırılıyor. Olmuyor. Olmayınca. Biraz şöyle Ruslar dönüp, ya hani gelecektiniz, biz yaptık, burada bekliyoruz, ne iş? Gelemiyoruz abi, kusura bakma. Ben de bırakayım bari mi desin. Yapabildiğimiz kadarıyla tek ülkede sosyalizmi inşa etmeye bütün gücünü seferber ederek giriştiler Sovyetler Birliği. O sırada Sovyetler Birliği içinde kimi muhalif odaklar bu olmaz demeye başladılar. Peki ne yapalım? Çözüm olarak devrimin ihraç edilmesini öneriyorlar. Yani Kızıl Ordu Avrupa'da gidebildiği kadar gitsin, etsin, çatışsın, devrimcilere yardım etsin, fiili olarak oralarda da devrimin yapılmasına katkıda bulunsun. Ya olmaz, bu da olmaz deyip sosyalizm inşasından vazgeçilecek ya da gittiği yere kadar, sonuna kadar sosyalizmi inşa edecek. Böyle bir tercihle tek ülkede sosyalizm olur mu olmaz mı tartışması bu. Ha, bugünden bakınca ha demek ki olmazmış. Demek kolay. Böyle yapmasalardı belki de yenilgi olmazdı oraya diye düşünülebiliyor. Peki o zaman devrimi dünyaya yaymak için bütün savaşlardan yorgun çıkmış, iç savaşta önemli ölçüde yıpranmış ve yorulmuş Sovyetler, o Sovyet Kızıl Ordusu'nu Avrupa'ya salalım, devrim yapmaya mı çalışalım olmalıydı. Bu doğruymuş mu diyelim. Açıktır ki o koşullarda sosyalizm tek ülkede, sosyalizmin inşası, yani üretim araçlarının mülkiyetinin bütünüyle topluma ait hale getirilmesi, özel mülkiyetin kaldırılması, eğitimde, sağlıkta, belli başlı devlet kurumlarında sosyalizmin inşa edilmeye çalışılması büyük bir devrimci hamledir ve bu en azından 1950'lerin ortalarına kadar sürdürülmüştür. Sonrasında politika değiştirilmiştir.
Yani bu belli başlı ekonomik tedbirler, ideolojik tercihler, emperyalizmle mücadele konusunda yalpalamalar ve uzlaşmalar vesaire yoluna gidilmiştir ve derece derece de 1989'a kadar bu çöküş süreci 1950'lerin ortalarından oraya kadar gelmiştir. Ama 1950'lere kadar inatla sosyalizmin inşası için çalışılmış olması hataydı deniyorsa eğer, bu bir sosyalist bunu söylüyorsa, onda yapacak peki, bir şey yok. Bir araya çıkmamız lazım. Erdoğan abi bir şey söyleyeceksiniz ama hemen aradan sonra şey yapalım. Evet. Sorular çok, merak edilen konular çok. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Evet, Babil Kulesi'nde Ekim Devrimi'nin 100 yıla etkisini tartışmaya devam ediyoruz. Bu arada çokça soru ve tweet var demiştim. Ben bunları kısaca hemen söyleyeyim topluca. Erdoğan Hocam ve Aydın Hocam konuşmaları içerisinde belki değinirler. Yusuf Nazım, Sovyetler'de 2. Dünya Savaşı tehditleri 1936'da değil 33 yılında algılanmaya başlanmış. Savaşa karşı hazırlıklar böyle başlamıştır demiş. Yine Çağlar Akyüz isimli bir izleyicimiz Nisan Tezleri kitabı için ilk yayınlandığında Bolşevik Parti'de sert eleştirildiği doğru mu diye bir soru sormuş. Yine bir soru var, isim yok. Stalinizm eleştirileri doğru mu yoksa Stalin Leninizmin uygulayıcısı mı? Yine Yusuf Nazım'dan sosyalist ekonominin inşasında teorinin başarılı şekilde uygulanamamasında teknolojinin yeteri kadar gelişmemesi etken sayılabilir mi demiş. Tabii bunları da zamanımız kaldıkça çeşitli değinmeler yapacaktır hocalarımız. Siz tek ülkede sosyalizme dair sanırım bir ekleme ya da bir... Yani aslında Aydın'ın işaret ettiği noktalara katılıyorum. Gerçekten de bu dönem içinde eğer soğukkanlı bir değerlendirme yapacaksak, dönemin muhalif çizgisi durumunda olan troçkizmin tutumu o günkü koşullarda maceracı bir çizgiydi. Yani kazanılmış olan Sovyetler Birliği'ni maceraya atan bir çizgiydi. Hiç kuşkusuz aslında Sovyetler Birliği'ndeki kazanımları korumak, geliştirmek, kurumsallaştırmak ve bu arada ola ki diğer ülkelerden de devrim gerçekleşebilirse giderek bu tek ülkeden çok ülkeye, küreye yayılma olanağını beklemek gerekliydi. Böylesi bir ortamda eğer söz konusu olan halkın motivasyonu ise halkın tek ülkede sosyalizme inandırılması da aslında bu kurumsallaşmanın doğal gereğiydi. Dolayısıyla buraya kadar biraz tekrar gibi olmuş oldu ama önemli bir saptama olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün de işte troçkizan tezlerle tek ülkedeki sosyalizm girişimine haksız eleştiriler yapılıyor. Ama şunun altını çizmek lazım. Eğer devrim dünyanın gelişmiş ülkelerinde gerçekleşmiyor, eğer tek ülkede kalıyor, eğer dünyanın gelişmiş emperyalist kapitalist ülkelerin kuşatmasını kırabilecek
bir değişim gerçekleştiremiyorsa bu devrimin kendini yaşatması çok da kolay değil. Neden? Çünkü sosyalizm daha rahat, daha barışçıl, daha insan inançlı bir iklimi gerektiriyor. Oysa emperyalist bir kuşatma altında olan, üstelik de o emperyalist ülkelerden daha geri bir ülkede kendini var etmeye çalışan bir ekonomi, kaçınılmaz olarak daha yüksek kalkınma için halkın ağır bir disiplin altında sokulmasını, emperyalist kuşatmaya karşı daha çok silahlanma ve dolayısıyla daha çok silahlanmayla refahtan çalmasını beraberinde getirecektir. Bunlar ise gerçek bir sosyalist demokrasinin kurulmasını da engelleyen, gerçek bir sosyalizmin inşasını da engelleyen faktörlerdir. Hı hı. Dolayısıyla hani siz az önce sordunuz ya, sadece yanlışlar mı? Evet, nesnel koşullar da böylesi bir handikap yaratmıştır ve dolayısıyla devrimin tek ülkede kalması, geri bir ülkede kalması, Almanya, İngiltere gibi gelişkin ülkelerde devrimin gerçekleşmemesi aslında söz konusu bu çöküntünün de temel nedenlerinden biridir diye düşünüyorum. Peki. Buna şunu da eklemekte fayda var. Bununla birlikte az önceki tek parti tartışması, tasfiyeler tartışması açısından önemli. Felsefi olarak Marksizmin felsefi temeli mutlak doğruculuğu reddeder. Görecedir. Dolayısıyla birden fazla doğruyu, birden fazla doğrunun örgütlenme hakkını, muhalefet hakkını tanımak zorundadır. Gerçek bir sosyalizm inşası bu anlamda çoğulculuğu savunmak zorundadır. Çoğulculuğu uygulayamayabilir, dönem dönem uygulayamayabilir ama her bir dönemin arkasından dönüp geriye çoğulculuğu şu ana kadar uygulamadım, bundan sonra uygulamak zorundayım. Yoksa bu devrim elimden kaçar diye düşünmek zorundadır. Çünkü sosyalizm gerçekten burjuva demokrasisine göre hem eşitlik vaat eder ve gerçekleştirir ama onunla yetinmez, aynı zamanda özgürlükleri, bireysel hakları da vaat eder ve geliştirir. Peki, kalan zamanımızı daha verimli kullanmak istiyorum ama bir şey söyleyecek misiniz buraya? Yani ek olarak yine ama şey değil, bir kavga çıkmayacak. Yolunu söyleyeyim de. Özellikle şu yaşadığımız dünya koşullarında, işte ne bileyim Gezi gibi bir Haziran ayaklanması gibi bir tecrübeyi yaşamış bir halkın sosyalizmi kurmaya yöneldiğinde o çeşitliliğin ezilebileceği ihtimali olan bir devrimi kolay kolay içine sindiremeyeceğini görmemiz lazım. Evet. Böyle bir mücadele süreci içinde birleşmiş olanlar o devrimi de birlikte yürütme iradesini gösterebilirler. Elbette mücadeleler olur, elbette farklı görüşler olabilir. Ama işte Sovyet devriminde olduğu gibi devrime karşı silahlı ayaklanma yahut işçi iradesine, işçilerin örgütlü gücüne karşı isyan çağrısı yapmak, o da cevabını aynı şekilde alır yani. Peki. Aydın Hocam, sizinle devam etmek istiyorum. Biraz kalan bölümde birlikte biz sadece kendi cephemizde işte sosyalistler, Marksistlerin bir Ekim devrimi tartışmasına tanıklık etmiyoruz. Aynı zamanda muhafazakar ve liberal cephe de çokça tartışıyor. Evet. Son birkaç günde benim izlediğim tarih programları burjuva kanallarda ya da diğer kanallarda oldukça yoğun tartışılıyor. Devrim, diktatörlük, devlet, Ekim devrimi de tartışılıyor. Onlar ne demişler? Bunlara sizler ne diyeceksiniz? Onu konuşmak istiyoruz ama 1990'da, 90-91'de sosyalizmin artık kabuğunun da kırılıp ortadan kalktığı, bir sarsıntının yaşandığı dönemde bir sosyalizm tartışması başlamıştı. Küçük bir veteremiz var, onu izleyelim. Oradan bugüne gelelim. Evet. Yeni bir eylemin eşiğinde o iki eşiğinin birbirini tamamlayan duygularıyla anlatılabilecek her şey bir arada yaşanıyor bugün. Biraz yorgun, biraz da kuşkulu bakıyor bir yüzümüz dünyaya. Bir yüzümüz önemli olan gelecek günler olduğunu anlatıyor, inanıyor ve öfke duyuyor. İki duygunun da yumrukları geçen zamanı anımsar, geleceğe hazırlanır gibi sıkılı. Sosyalizm hırpalandı ve horlandı. İnsanoğlu olabilecek umutlarının tümünden, başka bir dünyayı isteyebilme yeteneğinden ve düş gücünden koparılmak isteniyor.
İki işçinin yüzü, bir insanın, bir ruhun, bir kültürün ruhu şimdi. Kuşatıldığı ve boğulmak istendiği bugünün dünyasında, geleceği simgeleyen yalnızca o. Yeni ve gerçekten evrensel bir kültür için, bütün insanlığın özlemi ve umudu, şimdi onların iki yana sarkmış kollarının gücünde. Evet, 92'ydi sanırım ve orada sosyalizm çok hırpalandı. Evet. Terim var. 2014'teyiz, hala hırpalanmaya devam ediyor. Ben hemen sorayım, hırpalayıcı sorular isterseniz öyle şey Tamam. yapın. Şimdi şöyle eleştiriler. Sovyet sistemi halka rağmendi ve halka zorla dayatılan bir kalkınma esas aldı. Bir. İki, sosyalizm halka kara kalabalıklar, yani kara çarşaflılar denmek istiyor galiba olarak baktı ve zorla terbiye etmeye çalıştı. Acele modernite kitleleri tırnak içinde insanlaştırma aceleciliğine gitti ve sosyalizmi çöküşe götürdü. Oysa insanlar insandı, onları insanlaştırmak gerekmiyordu. Son olarak da sol sosyalistler zaten devleti hemen ele geçirip devrim yaparak toplumu değiştirmeye çalışırlar. Oysa ki devlet bir şiddet aracıdır. Şiddet aracıyla toplumu değişir diye böyle şeyler var ve buradan yola çıkarak da sosyalizm çökmüştür. Artık yeni liberal çağ, yeni liberal sistem diyorlar. Ne diyorsunuz? Yani şimdi güncel olarak Türkiye'den aldın sen Evet. bu tartışmaları zaten ama 1917 devrimi başarıya ulaştığı andan itibaren bütün dünyanın burjuva mihrakları bu konuyu bu şekilde tartışmaya başladılar. Yeni hiçbir şey yok. Yani 90 yıldır söylenenler tekrarlanıp duruyor. Dolayısıyla mesela işte halkı hiçe sayan bir kalkınma bu. Şimdi şeyi kabul ediyor tabii kalkınmayı, onu inkar edebilecek durum yok. Ama halk bunu istemiyordu, zorla kalkındırdılar gibi bir manasız şey. Oysa bütünüyle Sovyetler Birliği'nin tarihine baktığımız, hatta bugün yaşayan kuşaklarla konuştuğunuzda bile, yani o yozlaşmış deneyimleri yaşamış olanlar bile, nasıl bir eğitim, nasıl bir sağlık, nasıl bir kentleşme, nasıl insan ilişkileri, sporu, kültürü bilmem nesiyle farklı bir dünyada yaşadıklarını özlemle anıyorlar. Hiç kimse bugün geriye dönüp baktığında ne acılar çektik demiyor burjuvaların dışında şüphesiz mülklerine el konulanlar. Bugün Putin'in başarılı olmasının, halk tarafından tutulmasının sebebi o günlere ilişkin kimi değerleri hala savunuyor olması. Onlarla düşmanca araya mesafeler koymuyor olmasından dolayıdır. Yani Rus halkı, Sovyetler halkı genel olarak baktığımızda Ukrayna falan gibi sorunlu yerleri bir kenara bırakırsak geçmişi lanetlemiyor. Asla böyle bir şey yok. Türkiye Cumhuriyetler'de de öyledir. Bugün yaşadıklarının bir rezillik olduğunu söylerler ve eskiden böyle değildi lafını eklemeden de konuşmazlar. Şimdi bu bir şeydir, kara propagandadır. Demir perde hakkında uydurulmuş soğuk savaş yalanlarının şimdi hala tekrarlanmasından ibarettir. Açıkça iddia ederiz. Ve bunun kanıtları çoktur. Sovyet devrimi bütün güçlüklerine ve imkansızlıklarına rağmen büyük Rusya'ya, dünyanın altıda biri, büyüklüğünde bir coğrafyada insanlara elinden gelen en büyük iyiliği yapmış, bir mutlu insanlar dünyası yaratmıştır. Özgür insanlar dünyası yaratmıştır. Özgürlük meselesini ayrıca tartışabiliriz. Amerika özgürdü de Rusya değildi vesaire gibi şeyleri de. Oradaki özgürlüğün anlamı nedir? Rusya'dakinin anlamı nedir? Onları kıyaslamak mümkündür. Bütün o dönem boyunca bütün yoksulluklarına rağmen İnsanlar toprak köleliğinden, ücret köleliğinden, siyasi kölelikten kurtulmuş olmanın mutluluğunu yaşadılar. Bunun kanıtları bugün de vardır. Bugün hala
Sovyetler Birliği'nde kolhozumuzu yıktırmayız diye direnen köylüler vardır. Kapitalistleşmeye direnen birimler kalmıştır. Bugün hala orak çekişle belediye yöneten küçük yerler vardır. Bütün bunlar bu propagandanın karşılıksız, yani gerçeğe hiçbir şekilde temas etmeyen bir şeydir. Bir de şu tarafı ilginç. Şimdi, sosyalizm yıkılmış. Niye hala saldırıyorsun ki? İşte yıkılmış gitmiş. Daha ne uğraşıyorsun? Şundan dolayı. Sosyalizm geçmiş değil, gelecektir. Asıl korktukları şey de odur. Önemli olan sosyalizmi bütünüyle zihinlerden, umut hanemizden, hayal hanemizden silmektir. Bunu istiyorlar. Bunu da palavrayla, yalanla başaramayacakları açıktır. Peki Erdoğan Hocam, zamanımız azaldığı için size iki soru sormak durumundayım. Çünkü ancak toparlarız diye düşünüyorum. Birisi yine bu cepheden, muhafazakar ve liberallerden gelen cepheden eleştirilerin içinde. Birisi dine dair, sosyalistlerin dine yaklaşımı. Biri de ulusal soruna dair, ulus devlet soruna dair yaklaşımına ilişkin. Dine dair yaklaşımda şunu söylüyorlar. Solun dindarlarla uğraşma aceleciliği vardı. Bu Jacobinizm'den gelen bir alışkanlıktı. Marx'ın meşhur sözüne atıf yapıyorlar. Din afyondur, kitlelerin afyonudur. Bu da bu işin tipik örneğidir. Ortodoks Marksizm bir nevi seküler dindir. Halka yabancıdır. Nuh der peygamber demez. Skolastiktir aslında. Yani hatta işte Türkiye'de AKP'ye verilen oylara kadar getiriyorlar. Zaten işçi sınıfı da kendi partisine değil AKP'ye verir bu yüzden diye. Dine yaklaşım sorunu yüzünden. Bu din konusunda, dine yaklaşım konusunda bu eleştirilere ne diyorsunuz? Ulus devlet konusunda da Çarlık bir uluslar hapishanesiydi. Ekim devrimi ulusları kurtardı. Bu hapishanenin zincirlerini kırdı ama bugün de tartışılan ulus devletler ne kadar modeldir halkların kurtuluşu için? Uluslar için ve ezilen uluslar için de bir model oluşturamamıştır. Ulus devlet de bir 21. yüzyılın modeli değildir. Eleştirisine ne diyorsunuz? Şimdi şunu görmek lazım. 19. yüzyıla oranla, imparatorluklar çağına oranla aslında Sovyet devrimi insanların kimliklerini oluşturan ulusal aidiyetleri eşitlemiştir. Her ulusun kendi ulusal örgütlenme talebini karşılamıştır. Kendi ana diliyle eğitim yapabilme özlemini karşılamıştır. Uluslar arasında bir hiyerarşi kurmayı sona erdirmiştir. Uluslardan bir tanesinin diğerlerini asimile etmesini ortadan kaldırmıştır. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda özellikle en tipik örnek Yugoslavya, bu modelin devre dışı kaldığı noktada halkların birbirini nasıl soykırıma varan katliamlarla yok ettiğini, diri diri gömdüğünü, birbirine tecavüz ettiğini çok net gördük. Dolayısıyla aslında şu anda burjuvazinin en azından bu modelden daha ileri bir model üretebildiğini söylemek mümkün değil. Ama sosyalistlerin bundan daha ileri bir model üretme zorunluluğu vardır. Niçin? Çünkü insanlık ailesini sadece ulusal kompartımanlar üzerinde algılamak aslında statükocu bir yaklaşımdır. Dolayısıyla dün devrimci ve ilerici olan bu yaklaşım bugün aşılmak ve ulusları entegre edecek. Ama kimseyi kimsenin hakkını çiğnemeyeceği bir yerden önce eşitliğini kurup bu eşitlik üzerinden entegre edecek yeni bir daha ileri bireyi, bireysel eşitliği kurumsallaştıran bir modele geçmek lazımdır. Bu görevi de zannediyorum ki şu anda yapabilecek biricik teorik formasyon, biricik teorik hukuksal altyapı sosyalizmdedir. Çünkü evrenselci biricik görüş, yani kendini dinlerin içine hapsetmediği gibi milletlerin de içine hapsetmeyen evrensel ama hakları esas alan. Çünkü şu anda haklara da kendi kaderini tayin hakkını veren. Şu andaki burjuvazi de bu globalleşme stratejisi çerçevesinde benzer bir şey söylüyormuş gibi gözüküyor ama onlar sermayeye küresel özgürlük sağlayan ama halka vermeyen bir yaklaşım. Peki, İsterseniz din sorununa gidelim çünkü süremiz doldu. Aynı şeyi aslında dinle ilgili de yinelemek hakkına sahibiz. Aslında Marx çok fazla istismar edilen din halkın afyonudur,
vurgusu bütünsel bir cümlenin parçalarından bir tanesidir. Söz konusu o cümlenin içinde aynı zamanda bu kalpsiz dünyanın kalbidir, bu vicdansız dünyaya karşı başkaldırıdır gibi dinin felsefi ve tarihsel olarak gördüğü bir dizi fonksiyona işaret etmektedir. Ama şunu görmek lazım ki ABD'nin yeşil kuşak örmeye çalıştığı 12 Eylül darbesinin toplumu dinselleştirmek için anayasal yasaklar ve dayatmalar getirdiği, bugün dünyanın en ağır eşitsizlik ve sömürüsünün, üstelik petrol gelirine rağmen İslamcılıkla yönetilen ülkelerde olduğu bir dünyada altını çizmek lazım ki dini egemenler halkı daha rahat sömürmek, sömürüye razı ettirmek, madenlerde 300-500 kişi öldüklerinde de bunun Tanrı'nın bir fıtratı, kaderin olduğu, buna razı olmak gerektiğini söyleyen insanlar bunun tartışılmasını mümkün olduğunca uzak tutmaya çalıştılar. Az önce Aydın işaret etti. Tartışanları da tanıyalım, bilerek tartışalım diyorsunuz bu eleştirilerde. Kesinlikle. Çünkü bunların aslında, bakın, bu ülkenin en dindar veya dinle en içli dışlı tekellerinden bir tanesi Ülker'dir. Hı hı. Kendi işçilerinin sendikalaşma hakkını gerekirse fabrikayı yakarım diyerek bastırmayı kendine doğal bir hak olarak görebilmektedir. Bu ülkenin siyasetini dinle kuran başbakanı 300 kişinin ölümünün akabinde bu işin fıtratında var diyerek bize bu durumu meşru kabul ettirmeye çalışmaktadır. Aslında bütün dünyada da hep böyle olmuştur. Hani Duverger'in o ifadesidir, bu kadar adaletsizlik olunca birileri zenginlik içinde yaşarken birileri ekmek bile bulamadığı bir ortamda birilerinin çıkıp papazları kastederek bu da kaderdir, buna razı ol, öbür dünyada kurtulacaksın diyen bir ideolojiye hakim kılması lazım. Oysa sosyalistler açısından her ne kadar kötü örnekler olmuşsa da sosyalistler açısından aslında dine yaklaşımın temeli şudur. Biz insanların inanç özgürlüğüne kayıtsız şartsız saygı duyan ama dini bir yönetim modeli olarak dayatmaya, emeğin sömürüsünü meşrulaştırmak için kullanmaya, kadın erkek eşitsizliğini normalleştirmek için kullanmaya çalışanlara, başka ülkeleri fethedip bunu cihat, gaza diye meşrulaştırmaya çalışanlara karşı dururuz. Yoksa sosyalist bir özgürlük teorisinde asla insanların inanç haklarına, inançların istediği gibi yaşamasına bir itiraz geliştirilebilir olduğunu düşünmüyorum. Aslında bütün bunların içinde çok ciddi bir istismar var ve bu istismarlar aslında bizim yeniden Ekim devrimlerinin olabileceği sosyalizmin hem mümkün hem de adaletin biricik yöntemi olduğu fikrini yeniden güncelleştirmeye, bütün bu eşitsizlik, adaletsizlik ve dinsel istismar yapan güçlere karşı aslında insanlığın kurtuluşunun biricik formülasyonu olduğunu güncelleştirme ihtiyacımız var. Aksi takdirde bizi bu eşitsiz ve eşitsizliği her gün artan dünyaya mahkum etmeye çalışanlar göbek atmaya devam edeceklerdir. Onların göbek atmalarına izin vermemeliyiz. Peki, siz bir çağrıyla da toparlamış oldunuz. Aydın Hocam, sizinle bitirelim. Şimdi sosyalizm ve yeni ekimler, yeni ekim devrimleri ne kadar hayal, ne kadar gerçek olabilir? Biraz işçi sınıfının yapısını da, değişimini de gözeterek. Yani aynı suda iki kere yıkanılmaz diye bir atalar sözümüz vardır. Heraklit Ata'nın söylediği. Bir ekim daha olmaz. Ama halk devrimleri, işçi köylü devrimleri, işçi devrimleri dünyanın kaçınılmaz kaderidir. Kapitalizm oldukça buna karşı ayaklanmalar, devrim teşebbüsleri ve devrimin başarılı olduğu yerler mutlaka olacaktır. Ekim bu bakımdan elbette kendi özel koşulları, kendi tarihsel icapları bir yana bırakılırsa mutlaka gelecekte, hatta günümüzde bile ezilenlerin, özgürlük, eşitlik, kardeşlik isteyenlerin ideali olmaya devam etmektedir. Ekim devrimin Fransız devriminden aldığı idealleri daha öteye götürmüştü. Bundan sonraki devrimlerde Ekim devriminin şiarlarını daha ileri götürerek daha güzel bir dünyanın kurulması için yeni devrimler yaratmaya kalkışacaktır. Başaracaktır, başaramayacaktır.
başardığı zaman buna yeni bir ekim deriz. Ama aynısı değildir. Daha mı güçlü olur, daha mı zayıf daha olur? Daha güzel olur. Neye dayanarak söylüyorsunuz bunu? Daha güzel, daha çok imkanı olan bir dünyada yaşıyoruz. Hem imkan hem de ekimin sonucunun derslerine sahibiz. Bu mi? Derslere sahibiz. İnsana yani, güvenmek lazım. Mesela işte Paris Komünü, Fransız Devrimi vesaire ekime kendisini inşa etmekte çok fazla miras bırakmamıştı. Ama Ekim Devrimi bize çok önemli bir miras bıraktı. Eksikleriyle, yanlışlarıyla, olabilirlikleri değerlendirmesiyle vesaire elbette o miras çok önemlidir. Onu mutlaka daha ileri bir devrim olarak yaşamak bizim üstümüze düşen bir görevdir. Ayrıca şöyle bir dünyada yaşıyoruz. Ekimin yapıldığı dünyada ne teknoloji, ne iletişim, sanayi vesaire gibi pek çok şey çok geriydi, çok ilkeldi. Bizim elimizde ise devrimi daha güzel bir devrim yapabilmek için maddi koşullar da var. Sadece sanırım Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da yoğunluklu bir işçi sınıfı belki vardı. Bugün çok daha yaygın. Bugün Asya bütün vesaire dünyada, bütün dünyada. Bütün dünyada proletarya ve burjuvazi arasındaki çelişki bugün en geri ülkelerde bile, Afrika'da, Afganistan'da vesairede bile yaşanabilen bir şeydir. Çelişkiler evrensel hale gelmiştir. Dünya çapında bir çelişkidir. Emek sermaye çelişkisi. Dolayısıyla her devrimin karakteri de artık dünya çapında bu ilişkilerden belirlenecektir. Peki. Aydın abi senin sözünle bitirelim. Daha güzel bir devrim, daha güzel bir sosyalizm dünya ve mutlaka insanlığı bekliyor. Biz tabii Babil Kulesi'nin ne yazık ki bugün sonuna geldik. Ne yazık ki diyorum çünkü izleyicilerimiz de sitem ediyorlar. Aslan Minisa diye bir izleyicimiz şöyle demiş. Programımız Ercüment Akdeniz programın sonuna yaklaşırken bolca sona yaklaşıyoruz söylemese de program bittiğinde niye bu kadar kısa desek? Yani kısa buluyor izleyiciler programımızı. Onun dışında tabii Yusuf... Bunalıma soktun seyirciyi. Evet. Sona geldik. Evet, herhalde süreyi mi uzatmamız gerekecek? Onun dışında sevgili izleyiciler, yine Yusuf Nazım'dan bir öneri var. Gelecek programlarda reel sosyalizmi her bölümde ayrı başlıklar halinde tartışmak önemli olabilir diye bir öneri yapmış. Yine Tarsus'tan Şahin Yücel, radikal demokrasiyi de tartışacak mıyız diye bir şey sormuş. Tabii sosyalizmin çeşitli yönleri, güncel tartışmalar, bunları tartışacağız umut ediyorum. Tabii bu arada biz sıcak gündemi ve güncelle tarih bağlantısını da kaçırmadan tabii. Özellikle Dersim isyanı, Seyit Rıza'nın idam edilişinin de yıl dönümündeyiz. Onu da anarak belki haftaya böyle bir programla yapacağız. Bu tür göndermelerle Babil Kulesi devam edecek ama elbette bu önerileri de dikkate alacağız. Şimdilik bu kadar diyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.